Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Velhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasen ve alhiqna ila salihin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi. İştigal konusuna geldik konularımız içerisinde. İştigal konusu genelde mansubat konusu içerisinde ele alınıyor ama bizim kitabımızda sonlara doğru koymuşlar. Nahvul Vadıh'ta da hatırlıyorsunuz son ciltteki konulardı bunlar. İştigal gibi, istigase gibi, nüdbe gibi bunlar daha az kullanıldığı için, daha az denk geldiği için genelde böyle bazen sonlara konuluyor. Bazen bunlar İşte mansubatın içerisine, bazıları merfuatın içerisinde durumuna göre sepiştiriliyor. Evet, şimdi bizler iştigali görelim inşallah. İştigal ne? Daha önce Nahvul Vadıh'tan hatırlayacaksınız. Mesela iştigal deyince Aile Hocam ne canlanıyor gözünüzde sizin mesela? Ne algılıyorsunuz? Yani ne geliyor aklınıza? Aile Hocam. Hocam, mikrofonu açmadım. Estağfurullah. Buradayım. Ne geliyor? Yani kurallar murallar önemli değil. Ne yani bu iştigal dediğim şey ne? Mesela nida nedir diyoruz. Nida ne hocam diyorsunuz. Bazı harfler var. Bu harflerle karşıdaki kişiye sesleniyoruz. Bu seslendiğimiz kişiye biz münada diyoruz. Bu da farklı şekillerde geliyor. Bizlere bu şekillerin değil mi? İrab çeşitlerini gösteriyor. Mesela bu münada değil mi? İştigal deyince ne anlıyorsunuz yani? İştigal nedir yani? Ne geliyor zihninize? Hocam bir ismin var, o ismi örnek geçiyor. Sonrasında da gelen bir amil var. Ve bu amilde bu isme gelen zamiri nasb veriyor. Çok güzel, evet. Peki sorun ne burada? Problem ne? Yani eğer bu zamir ya da işte zamirin birleştiği o zamir ismi olmasaydı bu kendinden önce gelen ismini nasip edecekti. Tamam, nasip edecekti ama zamir olduğu için onu meşgul ediyor. Gerideki ismi nasip etmede problem yaşıyor. Evet. Çünkü zaten mefulünü almış değil mi? Meful bir tane alıyor mesela. O mefulü orada nasip etmiş. Peki buradan bize ne ihtimali çıkıyor o zaman? Buradan bize iki ihtimal çıkıyor. Evet. Yani nasip etmesi sebebiyle öne gelmiş bu ismi nasip edemiyor. Tamam. Bize ne ihtimal çıkıyor o zaman böylece? Nasıl? Yani nasıl mesela Zeyd mesela Zeyd diyelim. Darabtuhu ve ekramtuhu diyelim. Ekramtuhu. Bu cümlede bize kaç ihtimal çıkmış oluyor o zaman? Yani bu cümleyi düşünürsek. Tamam, siz açıkladınız. Güzel, iştigalin suretini açıkladınız. Peki şimdi hüküm anlamında. Peki biz burada neyi işleyeceğiz? Bize ne diyecek iştigal? Dedik ki evet, ekrama bir fiili muzari, bir şeyi meful alır. Onu da almış. Hu'yu nasp etmiş. Bu hu Zeyd'e dönüyor. Bir daha bunu nasp edemiyor Zeyd'den. Zaten bir tane aldı. İkisini nasıl nasp edecek dedik. Peki o zaman buradan ne suret çıkar? İki ihtimal çıkar dedik. Ya yani şu Zeyd'e basılıp birbiriyle nasip ediliyor şu Zeyd, değil mi? Ya daha zahir olan ne burada, açık olan? Böyle bir cümle görseniz. Şu yok ama. Ne dersiniz bu cümleye? Hocam ben mübteda haber derim. Değil mi? Mübteda ve haber denilecek. Zeydün ekremtuhu. Böyle olsa zaten sorunumuz yok. Sorunumuz yok. Zeydün ekremtuhu mübtedadır. Ekremtuhu haberidir. Cümle olarak gelmiş. Geriye dönen aradaki rabıt da hu'dur. Ekremtu fiili mazi fi mahalli ref'in haber diyeceğiz. Bu kadar. Zeydün ekremtu. Peki diğer problem ne? Diyoruz ki burada bir ihtimal daha var. Bazen böyle geldiğinde sorun yok. Böyle geldiğinde. Fakat bazen böyle bir cümle kendisinden sonra sadece fiil gelen veya sadece isim gelen cümlelerden sonra geliyor. Mesela in geliyor.
Şart edatı. Biz biliyoruz ki inden sonra ne gelir? Fiil gelir. İn zeyd geliyor, ekramtuhu geliyor. Ha diyoruz ki fiil gelecek burada. O zaman fiil gelirse bizim genel kuralımız buysa biz diyoruz ki ha o zaman bunu burada nasb edip zeydeni nasb edip burada mahzuf olmuş bir ekreme fiilini görmek değil mi? İn ekremtu zeyden ekremtuhu. Peki bu mahzuf olan fiili nereden uydurdun hocam? Uydurmadık. Arapçada değil mi gördük? Bu şekilde müfessire cümleleri geldiğinde Araplar ne yapıyordu? Gerideki cümleyi hazfediyorlardı tekrarına gerek kalmadığı için. Değil mi? İcaz kabiliğinden hazfediyorlardı. Bunu da hazfedeceği için artık ne yapıyoruz? Biz bir ekremtuhu'ya gerek duymuyoruz. Yani buradaki birinci ekremtuhu'ya gerek duymuyoruz. Buradaki zeyden de onun mansubu olmuş oluyor. İştigal dediğimiz konu bu işte özeti. Bu iki ihtimalden biri. Dolayısıyla normal böyle. Başına hiçbir edat gelmezse bu iki ihtimal caizdir ama nasbı refi eftaldir. Çünkü zahir olan bu. Mübteda ve haber. Ama bizim asıl konuşacağımız yerler başına bazı edatlar geldiği durumlardan olacak. Çünkü bazen başına sadece kendisinden sonra fiil gelen edatlar gelecek. Bazen kendisinden sonra sadece başına isim gelen edatlar gelecek. İştigal budur işte. İştigal dediğimiz konunun mantığı, özeti budur. Evet. Daha önce fiilin kıyasi olarak vücuben hasfedildiği yerleri gördük biz değil mi? Fiil vücuben hasfediliyordu. Fiilin vücuben, kıyasen hasfedildiği yerler vardı hatırlıyorsunuz. Bu hasfedildiği vücuben veya da cevazen, kıyasi olarak vücuben veya cevazen bir de semai olarak vardı. Semai olarak bazı yerlerde hasfediliyordu. Ve vücuben hasfedildiği veya kıyasi olarak hasfedildiği yerlerde de vücuben ve cevazen olarak ayrılıyordu. Mesela bazı şekillerde gördüğünüz değil mi? Tahzir ihra üslubunun bazı şekillerinde cevazen hasfediliyordu. Bazen vücuben hasfediliyordu. İşte iştigal dediğimiz üslup da Arapçada bu kısmın içerisine yer alıyor. Yani fiilin vücuben hasfedildiği yerler arasında yer alıyor. İştigal nedir? Bir ismin öne geçip sonrasında gelen amilin bu isme dönen zamiri nasb etmesi sebebiyle ya da böyle bir zamire birleşmiş bir ismi nasb etmesi iki şekilde olabiliyor. Ya doğrudan o zamiri nasb ediyor ya da o zamire birleşmiş bir ismi nasb etmesi sebebiyle. Önce gelmiş bu ismi nasb edememesidir. Önce geldiği bu ismi nasb edemiyor. Niye? Çünkü onunla meşgul. Şayet bu zamir, yani ne demek bu önce gelen ismi nasb edememesi? Şu manada şayet bu zamir ya da zamirin birleştiği isim olmasaydı bu kendinden önce gelen ismi nasb edecekti. Çünkü zaten bir meful alıyordu o. İşte bu isme meşgulen anhu diyoruz. Yani meşgul anhu diye isimlendiriyoruz biz bu isme. Örneğin el feta darabtuhu cümlesine baktığımızda bakın bilerek el feta yaptım. Niye? İrabı belli olmasın. Çünkü şeyi koyduğumuzda elif anlaşılacak ki mansup. Koymazsak anlaşılacak ki merfu. Feta da anlaşılmıyor. El feta darabtuhu cümlesine baktığımızda iki vecihin caiz olduğunu görüyoruz. Birincisi zahir olan İrab'tır ki el feta burada nedir? Müptedadır. Darabtuhu ise haberidir. Zaten böyle bir cümle görseniz ne dersiniz? El feta darabtuhu hocam müpteda, darabtuhu haber bitti. Aradaki rabıt ne? Zamirdir. Ya da bir kelime mansuptur ve onu nasb eden amil ise mahzuf bir fiildir. Bu da ikinci ihtimal. Ha, bu kelime mansuptur diyeceğiz. El feta. Peki mansup olması için sebep ne? Onu nasb eden amil mahzuftur. Peki nereden anlıyoruz böyle bir amil olduğunu? Çünkü sonrasında gelen fiil onu tefsir ediyor. Bu yüzden hasfi vaciptir dedik. Ama şimdi siz böyle anlatınca dediniz ya hocam ne alakası var? İşte bir tane fiil mahzuftur da onun mansubudur da ne gereği var? Müpteda haber deyin. Evet doğru diyorsunuz. Burada sorun yok. Müpteda haber demek tabii ki zahir olan şey bu. Niye böyle tekellüflü açıklama yapalım? Ama sorun bazı edatlarla kullanıldığı durumlarda. Çünkü bazı edatlarla geldikleri zaman bunlar bu şekilde olamıyorlar. Niye olamıyorlar? Çünkü o edatlardan sonra sadece fiil geliyor. O zaman biz feta'dan önce buradaki el feta cümlesi gibi mesela in geliyor. Bundan sonra fiil gelecek diyoruz mesela. Hadi o zaman burada bir fiil takdir ettiğimizde bunu onun neyi yapacağız o zaman? Bunu onun mansubu yapmış oluyoruz. Sonraki fiil de buna delalet ediyor. Bu tekellüflü açıklamayı yapmamızın sebebi ine dair koyulan kuraldan ötürü. Peki bu iki vecihten hangisi tercih edilecek? İşte burada Arapçada yer alan bazı kurallar devreye giriyor. İştigalden çıktık şimdi. İştigal açık.
Şimdi iştigalden çıkıp Arapçada daha önce gördüğümüz kuralları biliyoruz. Zira bu şekilde bir cümle kendisinden sonra sadece fiil gelen bir lafızdan sonra gelirse nasbı, sadece isim gelen bir lafızdan sonra gelse iptida üzerine ref'i vacif olur o zaman. Burada toplam 5 tane mesele çıkmış oluyor. Şöyle. Anlaşıldı mı şimdi meselenin sureti? Mesele gördüğünüz gibi zor bir mesele değil. İştigal ve sadece neyi takdir edeceğimizi belirliyoruz. O da bizim daha önce gördüğümüz bazı meselelerle alakalı. Mesela kesinlikle biz bunu mansup demeliyiz. Buradaki feta kelimesi mansup olmalı. Hangi durumlarda? Vaciptir. İşte o fetanın başına nasba has bir edat gelirse, özür dilerim, fiile has bir edat gelirse, mesela şart edatları, istifham edatları, tahdid edatları, bunlardan sonra sadece fiil gelir. Bunlardan sonra sadece fiil geldiği için mesela in burada, in. İn zeyden diyeceğiz burada. Mesela fetayı alırsak daha iyi olur. İn feta, in feten diyeceğiz. İn feten. Niye? Çünkü inden sonra biz biliyoruz ki bir fiil geliyor. Ve bu fiil burada mahzuf. Çünkü burada fiil olmak zorunda. Böyle gelmez. Fiil o zaman mahzuf diyeceğiz. Peki nereden biliyoruz mahzuf? Buradaki ekran tuğunu açıyor diyeceğiz. Tefsir ediyor diyeceğiz. O zaman buradaki feta ne olacak? Ha, mansuptur diyeceğiz. Delilimiz de zaten ekran tuğunun bunu nasip etmesi. Diyoruz ki demek ki burada da bir ekrem tu var. Ekrem tu var ve bu da Zeyd'i nasip ediyor. Burada Zeyden kelimesinin mahzuf bir fiil ile nasbı vaciptir. Zira şart edatı olan inden sonra ancak fiil gelir. O yüzden nedir? O yüzden takdir şudur. İn ekrem tu Zeyden ekrem tuhudur şeklindedir. Bakın demek ki bir şart edatlarından sonra gelirse. Dediğim gibi bu çok uzun nadir olarak karşınıza çıkacak konulardan. Genelde böyle şart edatları şöyle çıkmıyor. Doğrudan bu şekilde çıkıyor. Ona da zaten müpteda haber diyorsunuz. Daha az kullanılan bir konu. İstifham edatları mesela. Hemze hariç istifham edatlarından sonra fiil gelir. Buralarda da fiil takdir edileceğinden nasbi vacip olur. Tabi hayizinde olursa. Şimdi o ne demek olduğunu kitabımızda söyleyecek. Yani mesela meta nesurullah var. Meta nesurullah nerede burada hocam? Fiil mi takdir edeceğiz? Burada fiil takdir etmiyoruz. Onu söyleyeceğiz. Meta amran laqitehu. Mesela amrla ne zaman buluştun değil mi? Burada meta laqite amran laqitehu demektir bu. Çünkü biz biliyoruz ki istifham edatlarından sonra da hemze hariç ne gelir? Fiil gelir. Edevatı tahdid. Tahdid edatları nelerdir? Hocam İstifam edatları içine eyyü girer mi bu? Tabii eyyü de girer. Eyyüden sonra da mı fiil geliyor? Öyle değil. Şimdi onu birazdan söyleyeceğim dediğim olay oydu. Madem sordun söyleyeyim. Meta nasrullah gibi. Mesele şu. Zaten eyyüde hocam eyyü izafet de geliyor. İzafet ismi olur. Muzafiley takdiri veya hakiki manada bir isim olacak burada. Mesela eyyüde buradaki biz temyizini konuş ve izafe olduğu muzafileyhini konuşmuyoruz. Sonraki gelen cümledeki fiili konuşuyoruz. Ama buradaki temyizinde olur dediği olay şu. Mesela diyoruz ki meta kelimesini kullanıyoruz. Meta nasrullah dediğimiz zaman bu cümlede artık biz fiil takdir etmiyoruz. Niye fiil takdir etmiyoruz? Çünkü burada zaten fiil yok. Fiil takdir edebilmemiz için cümlenin bir fiil cümlesi gelmesi lazım. Eğer cümle fiil cümlesi gelmiyorsa biz bir daha ona fiil takdir etmiyoruz yani. Dolayısıyla hayizinde derken kastımız bu. Eğer ki bu istifham edatları bu şekilde fiil cümlesi şeklinde kullanılırlarsa ve bu surette gelirse böyle olur. Yoksa isim cümlesiyle gelirse olmaz. Kitabımızda bahsedeceği için söylemeyecektim ama sorduğunu söyledim. Tahdid edatları nelerdir? Kim hatırlıyor? Tahdid. Ne demek tahdid edatları? Hella. En çok helladır değil mi? Veya ella. Levla. Şeydi hocam. Onun da kendinden sonra sadece fiil geliyordu. Tamam. Fiil maziye gelince teşvikle talep ifade ediyordu. Çok güzel, evet. Fiil maziye gelince, kınama manası var değil mi? Çünkü bu bir şeyi şiddetli bir şekilde istemektir. Mesela diyor ki hella darastum, hella darastum. Çalışmaz mısınız? Yani nasıl çalışmazsınız siz?
kınama var burada. Çünkü derası olmuş bitmiş. Hella darastum. Çalışmaz mısınız? Yani size çalışmanız yakışırdı. Nasıl çalışmazsınız? Falan gibi. Mesela işte hella te'tune ile ders. Derse gelmez misiniz? Ya derse gelmeniz gerekir. Size yakışan derse gelmek. Ama burada kınama yok. Teşvik, çünkü daha ders olmadı. Muzari fiil. Ama mazi şekilde söylüyorsa bir kınama anlamı var. Muzariye geliyorsa bir teşvik anlamı var. Ahsentüm. Evet, ama bunlar sonuçta ne olur? Mazi olsun, muzari olsun, fiilin başına gelir. Şimdi böyle bir cümle var. Hella cümlesi. İsim gelmiş ama biz biliyoruz ki tahdid edatları sadece fiile gelir. E ne yapacağız o zaman? Burada bir fiil takdir edeceğiz. Ney fiili? Kafamıza göre fiil mi takdir edeceğiz? Hayır. Ekremtu fiilin aynısını takdir edeceğiz. Ekremtu diyeceğiz. Burada da diyeceğiz ki Zeyden de onun mansubudur diyeceğiz. Delilimiz zaten buradaki ekremtuhu cümlesidir. Bu geldiği için buna gerek duyulmamış diyeceğiz. Bu şekilde takdir edeceğiz. Bu vacip olduğu yerler. Peki nasbının tercih edildiği yerler neler? Nasbının. Eğer öncesinde daha çok fiille kullanılan bir edat gelirse, fiille kullanılan bir edat daha çok fiille kullanılıyor. O yüzden nasbını tercih ediyoruz. Ama her zaman fiil gelmiyor. Daha çok fiille kullanılır. Yani oraya fiil gelmesi daha iyidir. Mesela Zeyden idribhi. Bak idribhu. İdribhu onu döv demek, emir. Şimdi biz buna müpteda haber diyebilir miyiz mesela? Diyebiliriz, müpteda haber diyebiliriz. Kime göre? Haberin emir cümlesi olarak gelmesini caiz görene göre diyebiliriz. Ancak haberi emir cümlesi olarak gelmesi caiz görmeyenlere göre bu kısım nereye girer? Vücubu nasba giriyor. Zaten tercih nasba. Çünkü o diyor ki, o diyor ki emir cümlesi kesinlikle şey, haber cümlesi kesinlikle emir gelmez diyor. O zaman buna müpteda haber diyemeyiz o görüşe göre. Ama cumhurun görüşü diyor ki, cumhurun görüşü idribu şeklinde haber gelebilir, caizdir diyorlar. Ama çok nadir. Çok nadir. Aha. O yüzden burada zahir olan irab, o yüzden buraya koyduk bunu. Ama caiz görmeyenlere göre vücubun nasba giriyor. Ama caiz görenlere göre biz diyoruz ki ya emir olarak gelmesi haberin çok nadir. O zaman burada idrib zeyden idribu cümlesi daha takdire şayan. Daha takdire şayan. Zira haberin inşai cümle gelmesi caiz olsa bile çok azdır. Anladınız mı mantığı şimdi? Sonrasında galiben gelen fiil gelen edat. Galiben fiil gelen edat. Mesela hemze gibi. Hemze istifham. Dedik ki hemzeden sonra isim de gelebilir. Hemzeden sonra isim de gelebilir. Ama genellikle fiil gelir. O zaman hemze ile bir şey olursa, bak mesela ayeti kerimede ebeşaran minna vahiden nutbi'uhu, değil mi? Etba'a yutbi'u nutbi'uhu herhalde o. Veya nettebi'uhu yok, nutbi'uhu herhalde. Ebeşaran minna, bak vahiden, bak buradaki hu, yani biz, yani bizden bir insan olan kişiye mi tabi olacağız? Nettebi'uhu veya nutbi'uhu, etba'a yutbi'uhu. Ayete bakarız. Buradaki hu zamiri nedir? Hu zamiri, bakın burada aslında amel ettiği şey. Peki bakın bu niye böyle geldi? Ebeşaran diye geldi kıraatte. Ne aslında buradaki takdiri, bunu nasbeden şey ne? Buradaki fiilin mahzuf olarak mahzup takdir fiil, edilen fiilin başında takdir edilen. Bunu iştigal diyeceğiz. Mansubun alel iştigal kolayı. Veya da burada diyebiliriz ki mef'ul bihi mansubun li fi'lin mahzuf diye. Mef'ul bihi li fi'lin mahzufin vücuben denilebilir. Mansubun ve alameti nasbihi keza keza. Bakın böyle geldi. Zira hemzeden sonra genellikle evet vacip değildir ama genellikle ne gelir? Bu şekilde fiil gelir. Yine istifham. Hemze bizim istifham. Kitapta hocam sadece şey yazmış. Bizim dediğimiz şu masraftaki grupta sadece fiil gelir demiş hemzeden sonra. Anlamadım hocam. Hemzeden sonra sadece fiil gelir demiş. Kim demiş? Hani siz genel bu şu masraftaki grupta hocam bizim hoca öyle söylüyor da sürekli. He. Yani işte dediğim gibi buradaki mantık, temel mantık şudur. Sizin buradaki işte kitabımızda da zaten alacak. Buradaki temel görüş, temel yani cumhurun görüşü mü yoksa yukarıdaki örnekteki gibi herhangi birinin mesela idrib huyu caiz görmeyenler de var. Onlara göre vaciptir. Ama hemzeden sonra isim gelmesi caizdir. Caiz olduğu için de
hemzeden sonra gelen kelimenin iki veci vardır. Ama çoğunlukla fiil geldiği için, biz ne diyeceğiz buna? Nasbı tercih edilir diyeceğiz. Ama vaciptir diyemiyoruz. Çoğunlukla yani az da olsa gelebildiği için. Ama deseniz ki belki hocamızın sözünü şöyle tevil edebiliriz. O hemzeden sonra isim gelmesini, fiil gelmesini vacip sayanların görüşünü almıştır denir ki o da azınlığın görüşü olur yani. Yine makbul olmaz yani. Evet. Mesela ma'u istifamiye gibi. Ma'u istifamiye gibi nefi mesela. Veya haysüden sonra. Mesela ma zeyden ra'aytuhu. Genellikle ma istifamiyeden sonra fiil geldiği için tercih sebebidir. Bu tercihler önemli değil hocalarım. Mesele burada vücubu bilme. Tercihler çok önemli değil. Mesela mütesavi olması tercih. Ama vücub önemli çünkü vücupta onu yapmaktan başka çaremiz kalmamış oluyor. Eğer ihtilaf yoksa özellikle. Mesela nefi ma'sı gibi veya da haysu gibi. Haysu'dan sonra da mesela cümle gelir bu şekilde. Cümle gelir. Fiil cümlesi. Ne olur? Normalde haysu'dan sonra isim cümlesi de fiil cümlesi de gelir. Biliyorsunuz bunu gördünüz. Ama nedir? Haysu'ndan sonra hepsi gelebilir yani. Mazi fiil, muzari fiil, isim cümlesi gelebilir. Fakat daha çok fiil cümlesi gelmesi daha yüksek olduğu için. Normalde haysu'ndan sonra isim de gelebilir. Böyle biri dese ki ben Zeyd'i burada müpteda olarak şey yapıyorum, kabul ediyorum. İşte diğerinde haber olarak sayıyorum dese kimse itiraz edemez. Ancak bu şekilde taayyün ederse mesela ebeşaran diye gelirse biz artık burada müpteda haber diyebilir miyiz? Diyemeyiz artık değil mi? Niye? Çünkü burada nasb taayyün etmiş. Elif getirmiş çünkü. Evet. Mütekellim yani niyetini belli etmiş. Evet. Atıftaki tenasüpten ötürü mesela vel en'ameh deriz mesela. Halakaha lekum. Ayetinde önceki ayet fiil cümlesi geldiğinden atıfta da fiil cümlesinin fiil cümlesine atfı daha uygun olduğundan biliyorsunuz değil mi? Atıf fiil cümlesinin fiil cümlesine atfı. İsim cümlesinin isim cümlesine atfı iyidir. Ha isim cümlesinin fiil cümlesine atfı caiz midir? Caizdir ama çok azdır. Bazıları caiz bile görmüyor. Caiz görmeyenler için bak yine vücubun nasfa gider. Evet. Sıfat zannedilmesin diye. Lebs karıştırılma olasılığından dolayı. Bu yüzden mesela وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ayetinde ref vaciptir burada. كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ayetinde ref vacip inna ne yazmışız buraya? İnna evet inna da inna kulle şeyin halaknahu ayetinde ise nas vaciptir. Bu da yani bir ne olmasın diye sıfatı zannedilmesin diye. Kullu şeyin fealuhu fi zubur. Çünkü şeyin kelimesi bu şekilde sıfatı zannedilmesin diye mi sıfat ayetinde ref'i vaciptir. Kullu şeyin fealuhu fi zuburi. Yani fealuhu cümlesi şeyinin sıfatıdır. Onların yaptığı her şey fi zuburi burada onun haberidir. Kullu şeyin fealuhu onların yaptığı her şey fi zuburi kitaplardadır. Ayetinde ref vaciptir. Eğer nasb olarak gelseydi nasıl olacaktı o zaman? Sıfat zannedilmesin diye. İnna kulliş ayetinde ise nasf vaciptir. Burada ref vaciptir. Ayetinde ise nasf vaciptir. Kulle şeyin halaknahu. İnna kulle şeyin. Yani inna halakna kulle şeyin. Tamam nasfı vacip burada. Neden dolayı? Diğer türlü sıfat anlaşılır. Şöyle baksak. Kull inna biz kulli şeyin her şeyiz desek. Halaknahu sıfat tamam. Bu açık. Tamam burası mesela küllü şeyin şeklinde gelseydi sanki bunun haberi telakki edilecekti. Halaknahu da sıfatı sanılacaktı. O yüzden külle şeyin olarak anlaşılması burada lebse engeller. Ama şu ayette çıkaramadım. Siz görebiliyor musunuz? Ben mi? Külle şeyin gelseydi nasıl sıfat ihtimali olurdu? Zaten bu fealuhu sıfatı bunun. Şeyunun. Külle şeyin fealuhu. Yaptıkları her şey fi zuburi. Muhtemelen burada şöyle bir hata yaptık galiba. Yani olabilir. Buna inşallah bakarım yine dersten sonra.
Yani burada da sıfat normalde eğer nasf gelseydi sıfat olduğu anlaşılmazdı diye. Sıfat normalde burada. Çünkü kullu şeyin fealuhu yaptıkları her şey Hangi fi ayet zuburi. bu? Efendim? Hangi ayet? Kullu şeyin fealuhu fi zuburi ayeti. Yani Dolayısıyla muhtemelen burada hani onu kastettik galiba. Yani bu sıfat normalde bu sıfattır. Ama külle şeyin gelseydi sıfat olduğu anlaşılmazdı. Diğerinde de sıfat değil, sıfat değil, sıfat diye zannedilecekti. Yani iki birbirine zıt örnek aldık gibi geliyor bana. Yer olmadığı için böyle kısaca yazmışız yani. Muhtemelen o şekildedir. Bu diğeri açık da bu şurası öyle. Çünkü diğer türlü bir vecih olmuyor yani onu küllü diye yapmasını getirecek sebep yok yani. Bakın mesela burada vacip demiş. Vacip olarak almışız bunu. Demek ki buradaki lebsi şiddetli sayanlar bunu nereye alıyor? Vücubu nasba alıyor. Sanırım bu kafiyede geçen bir örnekti yani bu konuda. Kafiyeden aldım diye hatırlıyorum belki de. Oradan aklımda Kamera kaldı. 52 nerede hocam? Efendim? Kamera 52. ayet herhalde. Tamam, ona şimdi bakarız. Hani ders uzamasın dersten sonra muhtemelen dediğim gibi de yani yine teyit ederiz inşallah. Yani hepsinin mantığında aynı şey var hocalarım. Neyi yani o görüş neyse kime aitse bu şekilde yapacak. Siz temel mantığını anlarsanız gerisi daha kolay. Mütesavi olması mesela. Bazı durumlarda müfteda olarak ref'i de mahzuf bir fiilin mef'ulü olarak da nasbı caizdir. Örneğin mesela Zeydün kâme ebûhû ve amran ekramtuhu. Bu cümlede yer alan Zeyd kâme ebûhû cümlesinde iki cümle var. Değil mi? Zeydün kâme ebûhû, Zeyd mübteda kâme ebûhû, bu da bir cümle. Kâme ebûhû, kâme fiil. Ebûhû onun faili. Bu cümlede Zeyd'in yine neyidir? Şeyi konumunda. Haberi konumunda. Şimdi bu cümlede iki cümle var. İsim cümlesi ki cümleyi kübradır. Yani Zeydün cümle-i kübra ve cümle-i suğra gelecek bize. Cümle-i kübra haberi cümle olarak gelmiş cümlelere cümle-i kübra diyoruz. Ve fiil cümlesi ki haber olarak gelen cümledir. Bu da fiili cümle-i suğradır. Şu yani kame. Kame ebuhu bir cümle burada. Fiil cümlesi. Zeydün kame ebuhu da büyük cümle. Çünkü haberi ne olarak gelmiş? Cümle olarak gelmiş. Şimdi cümle-i suğradır. Şimdi biz burada Amran kelimesini buraya atfedersek. Eğer biz kâme ebûhû cümlesini atfetmek istersek sizce hangisi tercih edilir? Nasbı mı ref'i mi? Kâme ebûhû cümlesine atfetmek istersek vav atıf edatı ya. Yani Zeyd'e ikinci haber getiriyoruz. Nasıl? Nasbı Nasbı niye? Çünkü fiil var. Ne dedik? Bak fiile atfediyoruz. O zaman vav'dan sonra da bir fiil takdir edeceğiz. Ama Zeyd'e atfedersek yeni bir cümle şeklinde o zaman ne olacak hocalarım? O zaman da Amr'un müpteda yine gelir. Burada Zeyd'in müpteda olması gibi Ekremtuğ da onun yine haberidir. Bu şekilde iki vecih de caiz olur. Nereye atfedeceğine bağlı olarak. Amran lafzını ise ya isim olan cümleye atfedip merfu yaparız ya da fiil cümlesine atfedip mansup yaparız. Mantık bu yani. Şimdi geldik vücubu ref. Vücubu ref daha azdır. Çünkü kendisinden sonra isim gelmesi zorunlu olan edatlar daha azdır yani. Eğer başına ismi has bir edat gelirse o zaman ref'i vacip olur. Mesela haraçtu fe izâ zeydun yadribuhu. Burada zeydun diyoruz. Niye? Ben bir çıktım bir de baktım ki zeydun değil mi? Zeydun yadribuhu amran. Zeyd amrı dövüyor mesela. Değil mi? Yedribuhu amrun. Amr Zeyd'i dövüyor. Bir de bir baktım ki Amr Zeyd'i dövüyor. Bir çıktım ki dışarı. Burada Zeydün nedir? Burada Zeydün müptedadır. Niye? İza el fücaiyeden sonra ne gelirdi? İsim gelirdi, değil mi? Bu cümlede İza fücaiyeden sonra isim gelmesi gerektiği için, değil mi? Ya Zeyd lafzı iptida üzerine ref oldu. Bunun dışındaki yerlerde ise zahir olduğu için ref tercih edilir. Ama bunların dışında kalan bu dört kısmın dışında kalan yerlerde bakın kendisinden sonra isim gelmesinin vacip olduğu yer çok az yani. Böyle bir işte izafücaiye var. Belki
Lamül mübted, lamül iptida var mesela. Bu şekilde aklıma gelenler yine. Bunun dışındaki yerler zahir olduğu için her zaman ref tercih edilir. Mesela yukarıdaki cümlemiz gibi. Yukarıda dedik mesela. Şurada. Ne dedik burada mesela? El feta darabtuhu. Niye? Zahir olan budur. Mübteda haberdir. Diğeri tekellüf olacak. Mesela cennatu adnin yedhulûneha. Bakın cennatuh diye geldi. Yedi kıraat imamı da ref ile okumuştur bunu. Zira nedir? Asıl olan budur değil mi? Mübtedadır. Cennatu adnin yedhulûneha haberi olmuş oluyor. Cennatu da burada mübteda olmuş oluyor. Yedi kıraat imamı da bu şekilde okumuş. Cennatin diye okuyan olmamış mesela bunu. Çünkü zahir olan bu şekilde olduğunda bu önüne başka bir edat vesaire gelmemiş. Evet, bu şekilde teşcirimizi bitirdik. Şimdi metne bakacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahur davana elhamdülillahi rabbil alamin.